Merhaba arkadaşlar. Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit Kronometre Dil Bilgisi Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sıfatlarla ilgili 6. testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 1. soruda bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerinden farklıdır diyor. Sözcüklere baktığımızda bakın arkadaşlar toprak isim nasıl toprak bastığın topraklar niteleme sıfatı hangi toprak bu toprak bu sözcüğü de burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır bir devrin derken devir isim hangi devrin bir devrin burada bir sözcü yine herhangi bir anlamına geldiği için belgesi sıfattır sessiz yığın derken yığın isim nasıl yığın sessiz yığın sessiz sözcüğü burada niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Vatan kalbinin ifadesinde ise vatan kalbi, kalbi isim, ne kalbi, vatan kalbi, belirtisiz isim tamlaması. Buradaki arkadaşlar bakın i de iyilik ekidir. Dolayısıyla bu sözcükte isim tamlaması olduğu için isimdir. Farklı olanı sormuştu bize. 5 numaralı sözcük isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sıfatla aynı türde bir sıfata yer verilmiştir? Cadde üzerindeki bazı iş yerleri bu ay yıkılacak ifadesinde. Bakın iş yerleri belirtisiz isim tamlaması. Hangi iş yerleri? Bazı iş yerleri. Bazı sözcüğü de burada isim tamlamasını belirttiği için belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda Abim dün bize yeni evini gezdirdi ifadesinde ev isim, nasıl evini, yeni evini yeni sözcüğü burada niteleme sıfatı görevindedir. Bu sene farklı alanlara da yöneleceğiz cümlesinde sene isim, hangi sene? bu sene bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Alan isim, nasıl alanlara? farklı alanlara farklı sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Okulun kapanması ile birlikte çocukları tatil neşesi sarmıştı cümlesinde ise herhangi bir sıfat yok arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. Çözemediği her soruyu bana getiriyordu cümlesinde ise soru isim hangi soruyu her soruyu ismi belirtmiş. Sorunun hangisi olduğu belli değil. O yüzden arkadaşlar bu da belgisiz sıfattır. Aynı olanı sormuştu. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Yine misafirleriniz için bembeyaz örtülü yumuşak yataklar hazırladık cümlesinde ise örtü isim nasıl örtü bembeyaz örtülü niteleme sıfatıdır. Yumuşak yataklar yataklar isim nasıl yataklar yumuşak yataklar yumuşak sözcüğü de burada yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Üçüncü soru bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir sıfat tarafından nitelenmemiştir diyor. Sözcüklerimize bakalım. Bakın güzelliklerini isim, nasıl güzelliklerini? Doğal güzelliklerini. Doğal sözcüğü niteleme sıfatıdır. Yaşantı isim, nasıl yaşantı? Geleneksel yaşantı. Geleneksel sözcüğü niteleme sıfatıdır. Yerleşim isim, nasıl yerleşim? Özel bir yerleşim niteleme sıfatıdır. Manzara isim, nasıl manzara? Çarpıcı manzara çarpıcı sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Uzaktan kendi eserini izliyor ifadesinde ise burada arkadaşlar eser sözcüğü yine isimdir. Fakat herhangi bir sözcük tarafından nitelenmediği için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir ad vardır diyor. Birkaç gün sonra okulda tekrar görüştüler cümlesinde. Bakın gün isim hangi gün, birkaç gün net olarak belli olmadığı için bu nedir? Belgisi sıfattır. Ödevlerini düzenli ve özenli yapmaya gayret ederdi cümlesinde ise bakın burada herhangi bir sıfat var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden bunu da geçiyoruz. Çocuğun yorgun ama azimli hali vardı cümlesinde ise hal isim nasıl hal yorgun ve azimli hal niteleme sıfatıdır. Çevresinde tecrübeli biri olmadığından her derdini babasıyla paylaşırdı cümlesinde ise dert isim, hangi derdini, her derdini, her sözcüğü burada belgisiz sıfattır. Biri belgisiz zamir. Nasıl biri? Tecrübeli biri bu sözcükte burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Ama bize almış bir ad diyor. Yani bir sözcükten bahsediyor. Bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatını alacak. Burada iki tane sözcük ayrı ayrı almış. O yüzden bunu geçiyoruz. Herkesin sığabileceği koca bir dünyada kardeşçe yaşamalıyız cümlesinde ise bakın dünya isim nasıl dünya koca dünya niteleme sıfatı hangi koca dünya bir koca dünya burada da herhangi bir anlamına geldiğinden dolayı arkadaşlar yine belgesiz sıfattır. Soru kökünde belirttiği gibi dünya sözcüğü hem belirtme sıfatı hem de niteleme sıfatı aldığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi türce özdeştir demiş. Gece vakti derken gece burada nedir? İsim görevindedir. İleri geri konuşup duruyordu cümlesinde ise konuşup demiş ıp ip up üp zarf fiilekini almış. Fiilimsidir arkadaşlar bu. Nasıl konuşup ileri geri konuşup Fiil ya da fiilimsilere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Durum, zarfını verir. Görmüş olduğunuz gibi bunlar farklı arkadaşlar. Biri isim, diğeri durum zarfı. A seçeneğini elemiş olduk. İçerideki herkes ona sıcak mı sıcak davranmıştı cümlesinde. Yine davranmak fiil nasıl davranmıştı? Sıcak mı sıcak? File sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir demiştik. Herkes isim, hangi herkes içerideki herkes bakın sıfat yapan ki var bu sözcükte sıfattır. Dolayısıyla burada da sözcüğün türleri farklı. Birisi sıfat, birisi durum zarfı. Bunu da elemiş olduk. Sepetteki iri elmalar hepimizin iştahını kabartmıştı cümlesinde ise bakın elmalar isim, hangi elmalar? Sepetteki elmalar. Yine burada sıfat yapan ki var. Hepimiz derken burada da arkadaşlar bu sözcük ismin yerine geçmiş ama ne olduğu belli olmadığı için belgisiz zamirdir. Bunlar da farklı. Biri sıfat, biri belgisiz zamir. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş olduk. Bu yaz herkes sapsarı kıyafetler giyecek cümlesinde ise bakın yaz isim, kıyafetler isim, nasıl kıyafetler? Sapsarı kıyafetler niteleme sıfatı. Yaz isim, sapsarı sözcüğü de niteleme sıfatı olduğu için farklı türde sözcükler. D seçeneğini denemiş olduk. Şuranın temiz havası ve yeşil doğası yeter bize cümlesinde. Doğa isim nasıl doğa? Yeşil doğa niteleme sıfatı. Hava isim nasıl hava? Temiz hava. Temiz sözcüğü de burada yine niteleme sıfatıdır. İkisi de aynı görevde kullanıldığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük adlaşmış sıfattır diyor arkadaşlar niteleme sıfatlarının önlerindeki isimler düşerse niteleme sıfatı adlaşmış sıfata dönüşür. Birçok millet zamanla kültürel değerlerini unutuyor ifadesinde bakın değer isim, nasıl değerler? Kültürel değerler niteleme sıfatı. Hiçbir zaman zaman isim, hangi zaman? Hiçbir zaman net olarak belli olmadığı için ve ismi belirttiği için belgisiz sıfat. Klasik bir eser derken eser isim, nasıl eser? Klasik eser ismi belirtmiş nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Büyüklere saygı gösterme karakterimizin gereği olmalıdır ifadesinde ise büyük insanlaradır bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi isim düşmüş. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. Bundan dolayı bu sözcük nedir? Adlaşmış sıfattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine bilen bir kişi ifadesinde ise kişi isim nasıl kişiye bilen kişiye buradaki bu sözcükte yine niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Yedinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır diyor. Uzun boylu derken bakın boy isim nasıl boy uzun boy niteleme sıfatı zayıf bir adam adam isim nasıl adam zayıf adam zayıf sözcüde niteleme sıfatı kitap isim nasıl kitap kalın kitap niteleme sıfatı hangi kitap tuttuğu kitap arkadaşlar bu da işaret sıfatıdır. Yerleştirmek fiil nasıl yerleştirmiş? Usulca usul sözcüğü fiili belirtmiş. Nasıl sorusunun cevabı o yüzden bu sözcükte nedir? Durum zarfıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıdaki'lerin hangisinde sıfat farklı türden bir sözcü belirtmiştir diyor. Herkes günlerdir bu çocuğu konuşuyordu cümlesinde çocuk isim hangi çocuk bu çocuk bu sözcüğü burada işaret sıfatıdır. Çocuk kelimesi de isimdir. Çatının bazı yerlerini tamir ettik ifadesinde ise yer isim hangi yerlerini bazı yerlerini bazı sözcüğü burada net olarak belli olmadığı için belgisiz sıfattır. Yine ismi belirtmiş. Sakin bir olmasına rağmen çok sinirlenmişti cümlesinde ise bakın biri belgisiz zamirdir nasıl biri, sakin biri, sakin sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Burada niteleme sıfatı zamiri belirtmiş arkadaşlar. Bundan dolayı farklı türde bir sözcüğü belirttiği için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yine onunla her yıl en az bir kere görüşürüz ifadesinde ise bakın yıl isim, hangi yıl? Her yıl ismi belirtmiş. Belgisiz sıfat. Dolayısıyla burada da ismi belirtmiştir. Kardeşim Kitabımın birçok yerini yırtmış ifadesinde ise Bakın arkadaşlar yer, isim hangi yerini birçok yerini net olarak belirtmediği için Bu da yine belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Yine burada arkadaşlar ismi belirtiyor. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcük belgisi sıfattır. Bakalım tarihi bir zenginlik derken bakın tarihi isim hangi tarihi bir tarihi arkadaşlar bir sözcüğü burada herhangi bir anlamına geldiği için belgisi sıfattır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci sözcük üleştirme sayı sıfatıdır diyor. Üleştirme sayı sıfatını bulmak için kaçar sorusunu sorarız isimlere. Kardeş isim kaçar kardeş ikizer kardeş olması lazım. Yani burada ar er ikini alması lazım. Ol yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kaç kardeş? İkizler kardeş. Buna biz topluluk sayı sıfatı diyoruz. O yüzden B seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Üçüncü sözcük niteleme sıfatıdır diyor. Bakın dünya isim nasıl dünya? Antik dünya niteleme sıfatı doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dördüncü sözcük sıra sayı sıfatıdır demiş. Tapınak isim kaçıncı tapınak? Üçüncü tapınak. Bu da arkadaşlar sıra sayı sıfatıdır. O yüzden dördü de elemiş olduk. Beşinci sözcük asıl sayı sıfatıdır. Yedi harikasından derken harika isim. Kaç harika? Yedi harika. Yedi sözcüğü de burada yine asıl sayı sıfat olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Onuncu soru. Bu düzelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde mavi bir tülbent, ok çekti yukarıdan üstüme avcı ifadesinde. Bütün dizelerde sıfat vardır demiş. Bakalım pencereye koştum kızıl kıyamet. Arkadaşlar bakın burada sıfat var mı? Yok. O yüzden bir numara yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış bir sözcük vardır diyor. Bakın burada tülbent kelimesine bakabiliriz. Tülbent isim. Nasıl tülbent? Mavi tülbent. Mavi sözcüğü niteleme sıfatıdır. Bir sözcüğü de herhangi bir anlamına geldiği için belgisiz sıfattır. Hem belirtme sıfatı hem de niteleme sıfatı aldığı için iki numaralı ifade doğrudur. O yüzden bunu alabiliriz. Belgisiz sıfat kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar bakın bir sözcü belgisiz sıfattı. Bu da doğrudur. Bunu da alabiliriz. İşaret sıfatına yer verilmiştir. Cümleye baktığımızda işaret sıfatı var mı? Yok. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Bunu delemiş oluruz. Doğru onu sormuştu bize. 2 ve 3 numara doğru olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat görevinde değildir demiş. Bakalım. Bakın kestane isim. Nasıl kestaneler? Kızaran kestaneler niteleme sıfatı. Enfes kokusu derken yine kokmaktan koku olmuş. Fiilden isim olmuş. İsimdir. Nasıl koku? enfes koku bu da niteleme sıfatıdır. Yer isim hangi yer her yer net olarak belli olmadığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisiz sıfat diyoruz. İnsan isim nasıl insan geçen insan bu da nedir yine? Niteleme sıfatıdır. Buraya çekmeye başlamıştı ifadesinde ise bura sözcüğü ismin yerine geçmiş, yer bildiriyor. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar ismin yerine geçtiği için zamirdir işaret yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Sıfat görevinde olmayanı sormuştu. 5 numaralı sözcük zamir görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 12. soru. Bu parçada numaralanmış sıfatlar çeşitlerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır demiş. Bu sorular ifadesinde soru isim hangi sorular bu sorular bu sözcüğü nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Her defasında defa isim hangi defasında? Her def defasında net olarak belirtmediği için bu belgesi sıfattır. Yanlış cevaplar cevap isim nasıl cevap? Yanlış cevap niteleme sıfatıdır. Önemli bir sorun derken sorun isim nasıl sorun? Önemli sorun niteleme sıfatıdır. Bir sözcüğü de yine herhangi bir anlamına geldiği için belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. İkişerli eşleştirdiğimizde arkadaşlar bakın iki tane belgisi sıfat ve iki tane niteleme sıfatı var. Geriye kalan bir numaralı sözcük işaret sıfatıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.